nerede oldu o zaman? Okumuş var, okumamış var. Alim var, müteallim var. Müstemi var, dinleyici var. O aralar seneler senesi dirse çürütmüş, kafa yormuş, öğrenmiş. Sen illa avam tabakasıyla beraber yapamazsın onu. Sütün kaymağı da var, altı da. Her milletin kaymak tabakası da var. Millet süt, lakin sütün kaymağı var. Sütün hepsi kaymak olamaz. Kaymaksız da süt olamaz. Yani en basit tarif ve tabir ile bile akılları çalışmayın. Bir millet bir süde benzer. Kaymağı da var, sütü de var. Süt olmadan kaymak olmaz. Millet olmadan üstündeki tabaka olmaz. Olacak. Üsttedir ondan. Kaymak altında durur mu? Süt üstünde kalsın, kaymak aşağı durur mu? Halbuki kesafet kanununa göre kaymağın sütün altına oturması lazım. Değil mi? Ağır olan. Oturmuyor işte. Bakın gözler. İbret her şey. Şimdi Hazreti Kudüs meselesini bir parça daha söyleyelim de bu derin bir meseledir. Acaba gelmedi mi? Her cuma gününde Cenab-ı Hakk'ın azimeti yani daveti olur, ilahi davet. Davet eder kullarını. Melaikeler gelir ve davetiyeyi getirir. Der ki Malikül mülk olan Allahu Zülcelal kulu Abdülmelik'i İlahi davetine çağırıyor. Allahu yedu ila darisselam. Darisselama davet umumi. Hazreti Kudüs'e Cuma gününde umumi çünkü onun talimatını yapacak olursa gelen haftaya kadar bitmez. Oraya yetişir diyor. O kendi menzillerinden Hüseyin'i çıkıp da giderken bu geçtikleri yerlerin zinet ve saltanat ve güzelliğini tarife kimsenin iktidarı olamaz. Güzergâhta cennet ehli atların üzerinde, bileklerinde, cennet buraklarında öyle geçerken, şimdi biz şenlikli yol ararız, bir yere giderken şenlikli yol ister bizim şoförbaşı derebeyi bile. Güzel manzaralıdır diyor. Geçtiğin manzara, göreceğin manzara, katiyen birbirine benzemez ve her cuma davet edildiği vakitindeki tecelli bambaşkadır. Güzergah bambaşkadır. Tecelli Allahu Ekber. Ve davet olan yere gelip herkes kendi derecesine göre. Cenab-ı Hak bizi sultan saraylarına da gönderdi. Derinde de oturdum da efendim, o sandalyelerinin koltuklarının üzerinde herkesin ismi yazar.
oraya oturacaksın. Burada da herkes kendisine, makamına göre, derecesine göre neresiyse oraya teşrifat cümleleri hemen oraya gidiyor. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın ikramı başlar. Evet. Maşallah ya sen. Ya Hazreti Kudüs'ten sen çıkıyorsun ya Rabbi ya. Maşallah. Ya sen kereminden Kudüs. Hazreti Kudüs sahibi olan. Marifetli olan Allah yardır. Kalpleriyle yumuşasın, kalplerindeki kasavet gitsin, açılsın. Sonra zengin, her şey tamam mı der Cenab-ı Hak? Ondan sonra izzet icablar. Cenab-ı Hak kemali ma kemalinden gösterecek. Görülecek Cenab-ı Allah. Vücuhun yevmeyin naziretun ila rabbiha nazire. O günkü günde müminlerin efendim yüzleri parıl parıl, güneş gibi parlar, Rablerine nazırdır, Rablerine bakarlardır. Ayet-i Kerime. Bundan sonra o tecelli İzzet hicabları açıldı mı herkesin derecesine göre. Bir ileridekindeki kimseye açılan nur bir geriye açılsa yakar onu. Senin bu dünyadaki kazandığın kuvvete göre, makamına göre sana verir. Kazasını şey. Azıksa dayanamazsın. Dayanamadı diyor. Sivortası atla derler ya bizde. Allahu Ekber! Yansın. Yansın. Sen nereye gelmedin? Sen nereye gelince sen? Neyse tepe mi söylüyorsun? Yeni donanında bunlar konuşuyor. Açtığı vakit hiçbir şeye bakma yok, bitti. İnsanlar Cemal Başakal'den baktığı vakitinde hiçbir şey kalmaz, hiçbir şeyin lezzeti kalmaz. Biter. Verilen nokta denizler açık. Onun için yüzümü sana döndüm dediği vakitinde başka yere iltifatın olur mu? Eşhedü çeken adamın manası o. Sana yüzümü döndüm. Şeytanla işim yok artık. Şeytanla aramız yoktur. Muharebeliyim artık. Şeytanla ahbaplığı pes ettim. Anlaşmamızı bozduk, uzlaşmayı bitirdik, cehennem olsun gitsin, bir kere daha yanıma yaklaşmasın. Şimdi ben Rabbime döndüm. Nasıl? Şehadet.
Onun için havuzu bize hatırlatıyor onu. Havuz dediği vakitinde İlam et, şeytan ümitlenmesin gene senden. Belki unuttu, der şeytan yaklaşayım yanına. Havuzu billahi de şeytan. Deniyor ya, yanında aklında bir şeytan. Yaklaşacağı anlaşmayı yaparken havuzu çekince bozuyor işi. Yine bozuyor işi de. Hocun, günde kaç defa havuzu çekersen, şeytan, şeytanın tamahı kesilir senden. Der ki, ve nihayet 40 gün buna devam etsek, Hacı Hüseyin bir avucuna her günde 40 defadan, 40. günde şeytan ilham eder. Der ki, benim taifam, nefke muhtarı Hacı Hüseyin'in yanına artık yaklaşan işimiz zor. Bizim işimizi berbat ediyor. Biz ümitleniyoruz, onu kancaya takalım ve de bize tabi kılalım. Her defasında günde 40 defa bize lanet ediyor. Her defa imzalamaya gidiyorum, alır alır imzalar bunu yaptım, deyince ve havuz deyince bize bir tabanca atıyor. Nereden geldiğimizi bilemiyoruz diyor. Ümidim kalmadı artık. Bu Hüseyin zihni bir dedikleri kimseden ben vazgeçtim. Siz de vazgeçiniz. Çünkü sahibimizi boşa götürdü. Emeliz boşa çıkıyor. De inan verdim sana yaklaşmaz. Ne kadar? 40 günde bir gene gelir diyor. 40 günde bir gelir. Allah'ım gelir. Allah'ım gelir. Geldim. Avruf geldim. Allah'ım sana gene kadar anlayın. Bize affet. 40 defa da böyle geldiğinde der ki bitti. İnsan yok. Yapabilirsin. Kelime-i şehadet demek. Cenab-ı Hak ile onun rububiyetini kabul edip bize ubudiyetimizi arz etmek manasında. Senden başka Rabbimiz yok. Ancak sen Rabbimiz. Ancak senin için yaşarız. Ancak senin için işleriz. Ancak senin için yaşarız. Ancak senin için ölürüz. Senin yolunda ölürüz. Diyerekten böyle ahdini tamamlar. Tamamlamak manasının kelime-i şehadet getirdiği bağlamında. Nerede o kelime-i şehadet? Nerede bu zamanın Müslümanları, bizim halimiz? Hem haşam yanılır, kelbin karnının tok ister, hem ekmeğe dokunmaz. Kelp dediği vakitinde, kelp nefsimizdir. Hem onun karnını doyuracaksın, hem de iddia edeceksin ki Allah'a kul. Bulamaz. Bu batıl. Ya Rabbi, sonsuz rahmetlerinden açık olsun. İslam'ın sancağını kaldıracak sahibi zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanını tahsis ettiği rahmetlerin eseri olduğunu biliyoruz. Devam ettir ya Rabbi. Amin. Devam ettir kalbimizde hazırla. Amin. Bu zatı kabul etmeye, karşılamaya, onun varlığına olmaya. Amin. Habibin sancağını kaldır ya Rabbi. Amin. Zelil olarak bu Ramazanları tutuyoruz ya Rabbi. Bizi zillete atıyor bu. Zelil kimseler.
böyle zelil olarak Ramazanları artık istemeyin. İzzet ile ya Rabbi. Amin. İzzetlendirdiğin sahib ile, onun askeriyle, amin. Onun vezir mücerası ile beraber, evliyalarla beraber Ramazan'ı idrak etmek isteriz. Yetiştir ya Rabbi. Amin. Yetiştir ya Rabbi. Şeytanın saltanatını yıkacak. Mehdi Aleyhisselam'ı yetiştir ya Rabbi. Amin. Amin. Bir hürmetin Fatiha.